Benim damlı Ya kestik. akıyor. Evet Cem hocam. Evet abi. Clyde 1. 69'da 2. Ne yapıyorsun abi orada? Ne yapayım Cem? Mevsim o kadar güzel ki. Ay bize pipo mu dolduruyorsun? Evet abi. Ne yapıyorduk bugün? Abi ıhlamur ağacından mantarlı bir kaşık yapmayı deneyeceğiz. Küçük mantarlardan mı? Evet, ufak kültür mantarı diyorlar halk arasında. Ağacımız ne? Ihlamur abi. Ha, kolay gideceğiz. Bugün biter o zaman Cemo. Yani çok da iddialı olmamak lazım ama deneyeceğiz bir şeyler bakalım. Ya senin bu iddialı olmayacağım laflar. Beni benden alıyorsun Cemo. Onu o kadar doldurmuyorduk biz ama hadi neyse ya. Tam kıvamında bence. Temiz. Bunu doldurayım. Sonra şablon çıkaracağız. Ne yapıyorsun Cemo? Nasıl gidiyor hayat? Valla. İyi be abi çok şükür. Yani her ne kadar bizim istediğimizin dışında da bazı olaylar gelirse de bu hayat bir şekilde o akışın dışına çıkıp ona uyum sağlamayı öğretiyor. Kasım mı ne diyorsun Cemo? Kasım. Klişe bir cevap olacak ama. Şimdi hazan mevsimi diyorlar, hüzün mevsimi diyorlar. Ama renk cümbüş olarak bakıldığında bence gayet fazlasıyla başarılı. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu muhtemelen. Yani. Pipoya alıştın mı? Alıştım. Hoşuma da gidiyor. Hiç bayağıdır da içmiyordum herhalde. Bir ay falan oldu içmeyeli de. Bir dönem bayağı sık içiyordum. Bu model mi? Evet abi. Çok iddialı olmaz mı ya? Deneyeceğiz abi. Yani yaparım diye de iddiada bulunmak istemiyorum. Çünkü yıllar evvel bana söylediğim bir söz vardı hani yani. Allah iddiasıyla imtihan eder de Allah. Öyle canım. Deneyeceğiz. Maksat zaten bir yere varmak değil abi yani. Yolda olmak. Biz hep yoldayız da Cemil bak. İnsanlar ormana gelmeyi niye bu kadar çekiniyorlar sence? Bence abartıyorlar abi. Gözlerinde büyütüyorlar ondan yani. Yoksa herkesin rahatlıkla gelip gidebileceği bir yer. Kaldı ki daha az masrafsız. Biraz böyle sosyal mesaj verecek olursak. Malum fiyatlar günümüzde aşağı çıkmış durumda. Evet şu termos bile 1000 küsür lira falan. 1.9 değil mi o? 1.9 evet. Ki ben biliyorsun ormana genelde termosla gelmeyi tercih eden biri değilim yani. Ateşle uğraşmıyorum. Bir de bu mevsim güzel yani. Belki yemek yaparken ateş yakarız. Yemeği de çok var abi. Ulan bu uyuyor işte. Neyse bunun geçişlerini ben tamamladım. Diğer kaşık türlerinde neyse de bu kaşık türünde neredeyse tamamıyla hiç kullanılmaz. Tam bir süs yani. Abi bayağıdır aklımda olan bir model. Bir de zaman zaman kafamda işlediğim bir model diyeyim. Çünkü ben bazen böyle çok niyetlendiysem bir kaşığı yapmaya. Onu böyle bir 2-3 gün önce kafamda bir yontuyorum yani bıçakla. Sonra konu işleme aşamasına geliyor. Hadi deneyelim bakalım. Burada bir dönem yonttum kafamda. Carving bıçaklarımız da yok ama. Yani en azından benim yok. Çaldılar abi. Kavurmayla yumurtayı çalmasalar da iyiydi. Evet o gün aç kaldık ya.
Bir de polisi amcanıma falan. Çok etkileyici bir gün oldu yani. Bir de yuvarlak çizecek bir şey lazım ya. Ben hala şey diyeyim. Neredesin abi? Niye o kadar mutluyduk Cemil o gün? Zevk alıyoruz abi. Başımıza gelen kötü olaylardan zevk alıyoruz. Eve girişim hala gözümün önünde yani. Buraya sığmayacak. Buraya sığmayacak. Model mi değiştirecek? Sığdırırız galiba ya. Önce bir çizelim. Hani yuvarlak nereden çıkıyor bakalım. Seninki de güzel testleri. Ne yalan söyleyeyim, güzel kesiyor. Ben şunu böyle kılıfıyla düzenli kullanan bir seni tanıyorum. Abi... Yerine koymak çok zor artık. Bir 2000 lira olmuş mu? Bakmadım ama cidden yerine koymak zor yani. Biliyorum onu. Ben de bunu çok ucuza almıştım bu arada yani. Ağzı kalınlaşmış bunun ya. Abi bileğini... Bozulmadan cidden... kalınlaşmış yani böyle, anladın mı? Abi çok güzel çalışıyor abi adamın bıçakları. Yani neredeyse skandi bu tam. Bilmiyorum. O konuda sanmıyorum daha iyisi. Göreceğiz şimdi. Nasıl çalıştın ama? Bu ne yapacak? Oldu abi, daldı. Ne öyle düşünüyorum ki? Dinleniyorum aslında, düşünmüyorum. Dinlendiriyor çünkü yani, ne yaparsan yap dinlendiriyor. Hava çok iyi. Ve kendinden masamıza düşen çınar yaprağına karşı hiç ilgi göstermiyorsun Cem. Bıçak seçsene abi kendine. Fark etmez. Hoca başla de başlayalım. Başlayalım abi o zaman. Şu koyu renk içinden çıkardı, güzeldi. Ben neyi fark ettim biliyor musun abi? Neyi fark ettin? Bu workshop için 2,5 santim bile kalın yani. Benim bunları 2 santime düşürmem lazım. Ya da hiç düşürmeyip pay mı bıraksam ya? Arkasına baltalarsın diyeceğim ama o ortamda da zor yani. Orada balta girmez abi işin içine. Bir de oraya kadar gelmiş malı kesmek var. Abi bir şey söyleyeyim mi? Dün aldığım ağaçta beklediğimde neyi çıktı? Güzel ağaç ya. Ben böyle beklemiyorum. Elim üstü toplayacak, anlaşıldı.
Evde çarşıdan 2 santim ölçmek lazım. Ben genel iş değil mi? Bunu Emin abinin atölyede kesebilir miyiz abi ya? Kesersin. Atölyede her şey yerli yerinde, hala hiçbir şey patlatmamış. Vay Cemil. Form çıktı ha. Az bir şey kaldı abi. Abi bu delikler bugün bitmez Cemil. Hava kararıyor. Yok bitmez abi. Yemeğe mi geçsek? Acıktın mı? Ufaktan bir şeyler atıştırsak güzel olur. Ateş yakmıyorum. Şurada basit bir şey yapıyorum. Hamlamışız ya. Parmaklarım uyuştu. Baş parmağım ciddi acıyor yani. Sen ne durumdasın? İşaret parmağımda biraz acı var bıçağın sırtının geldiği yerde. Bir boyut farkı da oldu. Bir tanesinin ağacı küçüktü. Ondan dolayı. Sadece şurası kalmış. Yemeye başlayalım. Kaynadı Cemo. Bu arkadaşı da pişirme vakti geldi. Cemo. Ben abi. Yiyeceğiz. Tahta yemeyelim. Hadi.
Hoppa. Atışa göre biraz daha tabi fazla kontrollü oluyor ama. Yemin etmiş makarna ayrılmayacağım diye. Kaşık gibi bazı şeyler. Bazen aynı gün bitmiyor. Bazen aynı gün ayrılmıyor da ya. Cemo, çay koy Cemo. Akşam akşam kuş mu öter ya? Kuşları sabaha kadar biliyorsun. Non-stop kuşlarımız var bizim. Zaten işin güzelliği burada değil mi Cem? Hop. Kemalettin tuncularımız vardı. Ne diyorsun? Yerden düşmüştüm. Yaralarım yerden ayrı mıydı? Evet. Şair kafası güzel şey ya. Şimdi yesek mi artık ya? Ya kardeşim ben böyle fantezi yapıyorum. Bak birleşti mi? Birleşti. Çubuk mu yapsaydık? Bir yemek yemeye kendime kaşık yapmam lazım. Yani şu kaşığı yapmasaydım biz burada halimiz yaman idi. Stanley'in küçük kaşıklarıyla. Bunlar da gerçekten çok küçük ama. Tavuk efsane olmuş. Eline sağlık abi. Afiyet olsun canım. Ben sana bu işte yiyeyim demiştim. Gözlerim de çekeceğim. Yukarıda güveçte bir çocuk yapmıştık, hatırlıyor musun? Hmm. Fatih geldiydi. Evet. Bak o çocuk da çok efsaneydi. Bol tereyağlı. Yaş kestikçe işte mideyi acıtıyor.